Yaşanmış gerçek hayat hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Hikayemizin adı 11 aylık. Çetin bir kış günü öğle saatlerinde dünyaya geldi. Ailenin ilk erkek çocuğundan sonra dünyaya gelen ilk kızdı. Aile çok sevinmişti. Dünya güzeli bir bebekti. Adını Sevinç koydular. Evleri bir bahçe içinde iki binanın bulunduğu, giriş kapılarının ayrı olduğu küçük ahşap binaydı. Doğumdan kısa bir süre sonra annesi Sevinç'i emzirmiş uykuya dalmak üzereydi. Aynı bahçedeki diğer binada oturan ev sahipleri olan komşusu odanın kapısını açmış içeri girmişti. Ama onu daha önce görmediği bir halde gördü. Üzerinde çok güzel kırmızı bir elbise vardı ve iki kolu da altın bileziklerle doluydu. Hoş geldin bile diyemiyordu. Yavaş yavaş gülümseyerek yanına yaklaşıyordu. Şaşırmıştı. Kıpırdayamıyordu, tepki veremiyordu. Yanına gelmiş, bebeği tam kucağına alacakken odanın kapısı açılmış, içeri biraz önce girdiği, yanına gelen komşusu girmişti. Kan ter içindeki halinden ev sahibi bir şeyler olduğunu anlamıştı. Bir bardak su verdi, kendine gelmesini bekledi. Sonra da neler olduğunu sordu. O da gördüklerini bir bir anlattı. Bu olaydan sonra mı bilinmez ama ilerleyen yıllara yayılarak artacak korkuları başladı. Evleri bir bahçe içindeydi, meyve ağaçlarıyla kaplıydı. Bir sofaya açılan iki odası, bir de penceresi olmayan mutfağı olan, her seferinde kapattıkları halde fare deliklerinin açıldığı ahşap binaydı. Evlerine iki merdivenle çıkılan küçük beton düzlüğü olan girişi vardı. Önü üzeri asmayla sarılı çardağa bakıyordu. Nar ve meyve ağaçlarının olduğu, çiçek ve güllerle bezeli bahçeyi hayal meyal hatırlıyor. Aradan iki yıl bile geçmeden bir kız kardeşi dünyaya geldi. Zamanla arkadaş gibi oldular. Çocukken hatırladığı, yaşadığı olaylardan biri de 4,5 yaşlarındaydı. Annesi önüne sabah kahvaltısı bırakmış, muhtemelen bahçede işlerle uğraşıyordu. Mutfak kapısının tam da önündeydi. Tabağındaki peynire olsa gerek bir fare yaklaşmış, bir sürü öylece bakışmışlardı. Hiç de korkmamıştı. Zaten duvarlarına fareler delik açıyor, onlar da sürekli kapatıyordu. Evlerinin kendi kısmına bakan bahçede ağaçlara salıncak kurarlar, üçü birden sallanırlardı. En sevdikleri oyundu bu. Hızlarını alamaz, daha yukarı salla diye ısrar ederlerdi. Böyle bir günde salıncak hıza dayanamayarak üçü birden düşmüşlerdi. Ne gülmüşlerdi ama, üstelik bu ilk değildi. Bahçenin diğer tarafına geçmek yasaktı. Çocukluk işte, bazen unuturlardı. Özellikle abisi yaramazlık yapar, sürekli şikayet alırdı. Babasından bir güzel dayak da yerdi. Sanki o hakka sahip gibi ev sahibi adam bile acımasızca vururdu. Annesinin içi cız ederdi ama gariplik, çaresizlik, hiçbir şey diyemezdi. Sevinç az da çok da olsa olanları idrak etmeye başlamıştı. Annesinin üzülmesi ta o zamanlardan onu çok üzerdi. Sevinç, sırf abisi dayak yediği ve annesinin üzüldüğünü gördüğü için ev sahiplerinin olmadığı bir gün onların tarafına geçti, ağaca çıktı. Yeni olmaya başlayan elmaları bir kere ısırıp ısırıp yere attı. Ama keşke yapmasaydı, yine üzülen annesi olmuştu. Orayı o halde gören ev sahibi sinirlenmiş, bağırmıştı. Annesi alttan almak zorunda kalmıştı. Abisi yaramazlık yaptığı için sık sık şikayete gelinirdi. O da şikayet edenlerin camlarını bir bir kırardı. Böyle geçip gidiyordu çocuklukları. Bir sonbahar gününe uyanmıştı. Bahçede bir telaş vardı. Hava kapalıydı. Kapının önünden sesler geliyordu. Odadan çıkıp evin girişindeki annesinin yanına geldiğinde korkuyla eteğine yapışmıştı. Annesinin kucağında ise küçük kız kardeşi vardı.
Evlerinin önüne bir tahta sedir koymuşlar, üzerinde de ev sahibesi kadını uzatmışlardı. Gözleri sıkı sıkı kapalıydı. Üzerinde yarım bir örtü vardı ve iki kadın onu yıkıyordu. Hayal meyal hatırladığı bu görüntüyü zaten gözünün önünden yaşadığı sürece gitmeyecekti. O zamanın imkanları olsa gerek insanlar cenazelerini bahçelerde bir ocak yakar, üzerlerinde kazanlarda ısıttıkları su ile yıkarlardı. Genç kız olana kadar böyle görüntülere birkaç kez daha şahit oldu. Bazı insanlar içinde bulunduğu durumla farkında olarak veya olmayarak ya da çevrenin etkisiyle kibir ve gurura kapılabilir. İnsanı hakir görebilir ve şu da iyi bilinmelidir ki düşmez kalkmaz tek Allah'tır. Bir gün bu durumda olan yarın Rabbinin rahmetiyle nimetlerine kavuşmaz ki. Sevinç arkadaşlarıyla oynamayı çok severdi çünkü onların çok güzel oyuncakları vardı. Çok imrenirdi. Arkadaşı bir gün oyuncaklarıyla kendi bahçelerine gelmiş, oyuna dalmışlardı. Bir ara arkadaşının annesi yemek için çağırdığında onun oyuncaklarını saklamıştı. Kendisinin olacaktı artık. Zaten geri de gelmemişti. Birkaç gün sonra da oyuncaklarını sorduğunda bilmediğini söylemişti. Bu aklından hiç çıkmadı. Yanlış yaptığını ancak aklı erdiğinde anladı. İlk öğretime yeni başlamıştı. Yaşıtlarından 2 yaş küçüktü üstelik. Hareketli, ele avuca sığmayan bir çocuktu. O gün okula hiç gitmek istemiyordu. Annesinden ayrılmak zor geliyordu. Annesi nerede, o orada. Ama mecburdu. Okul formasını giydi. Evlerinin hemen yanındaki erik ağacının en tepesine çıktı. Erik yemeye dalarken okul saatini geçirdiğini annesinin onu yana yakıla aramasıyla anladı. Ses çıkarmadı, okula gittiğini sansınlardı. Öyle de oldu. Tam okul saati bitimine kadar ağacın tepesinde bekledi. Bunun gibi o kadar çok yaramazlıkları vardı ki kendinden büyüklere kafa tutar, hiç de korkmazdı. Öyle koşardı ki kimse ona yetişemezdi. Bir gün eve gelmesi için çağırmışlar, gelmeyince de dayısı onun peşinden koşmuştu ama yakalayamamıştı. Aradan çok zaman geçmeden ev sahipleri yeniden evlenmişti. Evlendikleri ilk gün üç kardeş gelen yeni hanımı neden geldin diye taş yağmuruna tutmuştu. Ev sahiplerinin evlendikleri ertesi yılında bir erkek çocukları olmuştu. Ama ne de değerliydi, üzerlerine titriyorlardı. Daha bir yaşındayken o kadar çok oyuncağı olmuştu ki. Oyuncaklarıyla oynamak için onlara gitmek isterdi Sevinç ama bazı hal ve hareketlerine çok alınırdı. Bazen oynarken oyuncakları kaldırdıkları olurdu, çok üzülürdü. Babası çok çalışırdı. 4. sınıfa geçtiğinde aynı mahallede bir bahçe almış, 4 katlı ev yaptırmışlardı. Artık kendi evlerindeydiler. Babası çocuklarına daha iyi hayat kurabilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışıyordu. Öyle de oldu. Yokluk nedir bilmediler. Artık babası kendi işinin patronuydu. İşlerini büyütmüştü. Şehrin sevilen sayılan güvenilir iş adamlarından olmuştu. Çarşıya çıktıklarında sadece babasının ismi bile yeterliydi. Kimseye muhtaç olmadan varlık içinde büyüdüler. Artık daha çok ailece gezmelere gidilirdi. Özellikle de tüm mahalle bir kamyonun kasasına doluşup pikniğe giderdi. Salıncaklar kurulur, yarışa sallanılırdı. Top oynanır, ip atlanır, mangallar yanardı. Çok keyif alırdı. Sevinç çok düşkündü annesine. Çocukluğu genç kızlığı boyunca da korkuları devam ediyordu. Özellikle de ölülerden. Muhtemelen gördükleri ya da yaşıtlarıyla bir araya geldiğinde anlatılan korku hikayeleri yüzünden. Bir de abisi onunla çok uğraşırdı. Her fırsatta korkularını bilir, onu korkutur, eğlenirdi. Artık korkuları rahatsızlık derecesine ulaşmıştı. Ortaokula başlamıştı. Artık annesine de yardımcı oluyordu. Çünkü annesinin hastalığının başladığı yıllardı. Dediği dedikti Sevinç'in. İstediği her şey olacaktı. Kimse ona zorla bir şey de yaptırmayacaktı. Ayağını diretirdi.
Bir gün oturdukları binanın merdivenleri yıkanmıştı. Yine ne yaptıysa annesini sinirlendirmişti. Korkudan da eve giremiyordu. Merdivenlerde birkaç saat oturdu. Birisi gelse de onunla girecekti işte. Annesi kızmazdı o zaman. Akşam olmak üzereydi. Zil çaldı. Dış kapı açıldı. Şehir dışında olan babasıyla dayısı girdi içeri. Ama babasının başında ve elinde sargı vardı. Dayısının ise iki adam koluna girmiş, tüm kolu bedeni sargı halinde getiriyorlardı. Önce anlamaya çalıştı. Çok da korkmuştu. Yani babası da dayısı da yaralıydı. Annesinin onları görünce feryadı boşlukta yayılmıştı. Kendi arabalarıyla kaza yapmışlardı. Babası küçük sıyrıklarla atlatırken dayısının kalbi durmuş, babası o durumda dakikalarca kalp masajı yapmış ve suyunu teneffüsle kendine getirmiş. Onları bulan kişiler sayesinde hayatta kalmışlardı. Sevinç'in annesi de ailesine çok düşkündü. Kendinden, hatta haddinden fazla fedakarlıkları vardı. Bu durum onu çok çok ama çok üzmüştü. Sevinç artık yavaş yavaş genç kızlığa adım atıyordu. Ölümü, dünyaya geliş amacını çok sorgulamaya başlamıştı. O kadar çok sorularla boğuşuyordu ki, annesinin hastalığı da yavaş yavaş ilerliyordu. Onu kaybetme korkusu sarmıştı. Ruhu adeta bedenine dar geliyordu. Bu durum zaman zaman mutsuz olmasına sebep oluyordu. Annesi ona 11 aylığım derdi. Dört mevsim çiçek açan yılın önemli bölümünde kolay kolay solmayan bir çiçektir. Bir ay çiçek vermez. İşte o çiçeğe benzetirdi. Mahallede birlikte büyüdüğü kız arkadaşı namaz kılıyor ve kapalıydı. Niye ki doğru olan buysa kendisi neden yapmıyordu, zor geliyordu ona. Dünyaya geliş amaçları Allah'a kulluksa bu şartlara neden kendisi de uymuyordu? Yaz tatillerinde tüm arkadaşlarıyla birlikte camiye giderlerdi. Zaten birçok duayı ve bilgiyi de orada öğrenmişti. Ama onlar için oyundu. Caminin içinde ne koştururlardı. Dünya tatlısı bir deninesi vardı. Dayılarıyla kocaman bahçesi olan bir evde otururlardı. Kuzenleriyle o bahçede ne oyunlar oynamışlardı. Mutlu çocukluğu vardı. Sevgi dolu ailesi. Arkadaşları arasında sevilir, sayılır ve arınırdı. Hatta aileleri bile Sevinç'e o kadar güvenirdi ki onunla olduktan sonra gözleri arkada kalmazdı. Artık genç kızdı. Annesinin hastalığı yüzünden iniltileri o kadar çok etkiliyordu ki bazen kulaklarını tıkıyordu. Hatırlamak istemese de ölüm aklından çıkmıyordu. Artık her gece görür hale geldiği rüyalar vardı. Öyle ki gerçek gibi. Üstelik gördükleri de çıkıyordu. Sürekli gördüğü rüyalardan biri de kendisini yakalamaya çalışan devasa, büyük, hayatında görmediği korkutucu şeylerdi. Kan ter içinde uyanırdı. İçine kapanmıştı, çok sessizdi artık. Yetenekleri vardı, becerikliydi üstelik de. Ama özgüvenini kaybettiği için ortaya çıkaramıyordu. Kendisi bile farkında değildi. Çok güzel resim yapardı. Bir defasında yarışmaya katılmış, ödül almıştı. Okul yıllarında yaptığı resimler örnek gösterilirdi. Ama sadece okulda kalmış, üzerine düşmemişti. Lise son sınıfa gelmişti. Üniversite sınavına girecekti ama sınıfta yaşadığı bir olay yüzünden girmedi. İngilizce dersiydi. O gün öğretmen sınıfa zaten gergin girmişti. Verilen ödevleri kontrol ederken sıra ona gelmişti. Yaptığı ödevde eksik var diye yanağına sınıfın ortasında öyle tokat indirmişti ki mahcubiyeti, utancı anlatılamazdı. Çok hassas, kırılgandı zaten. Bu olay ilerleyen yıllarda hayatını etkileyecek, okumayacaktı. Annesine babasına bu olaydan bahsetmedi. Rüyalarına kadar girmişti. Nefret etmişti öğretmenlerden. Babası her ne kadar ısrar ettiyse üniversite sınavına girmedi. Liseden sonra artık evdeydi. Evde annesinin en büyük yardımcısıydı. Artık her işi ona aitti. Yemek, bulaşık, temizlik. Ve o evde olduğu zaman annesinin gözü arkada kalmazdı.
Zaman zaman çeşitli kurslara katılıyordu. Kitap okumayı ihmal etmezdi ama resim yapmayı çoktan bırakmıştı. Artık istemeye gelenleri vardı. Hem de o kadar çok ki, ama o asla evlenmeyecekti. Anne babasından ayrılmayacaktı. Sevinç Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun öğrenmeyi çok istiyordu. Ama imkansızdı. Nerede, nasıl öğrenecekti ki? Zaman zaman içinden geçirirdi. Bir gün evdeyken zil çaldı. Kapıda daha önce birkaç defa gördüğü kız vardı ve kendisine Kur'an kursuna gidip gitmek istemediğini sordu. Eğer giderse birlikte gitmelerini önerdi. Çok şaşırmıştı. Ne kadar istediyse Rabbi yolunu açmıştı. Peki dedi ve birlikte başladılar. Kısa zamanda hem hocası hem de arkadaşları tarafından sevilmişti. Çok çalışıyordu. Elinden gelenin daha fazlasını yaparak rüyalarında bile ayetler, dualar uçuşuyordu. Başarılıydı. Yeni gelen öğrencilere yardımcı da oluyordu. Bir gün öğretmenin verdiği ödevleri herkes gereği gibi yerine getirmemişti. Öğretmen sinirlenmiş, sözde öğrencilere ders vermek için sopasını kaldırmış, herkese teker teker vurmaya başlamıştı. Sıra Sevinç'e gelmişti. Sopayı tam kaldırdığında hayır, o sopa sakın inmesin, o inerse ben de asla gelmem demişti. Sanki hocası ne yapıyorum der gibi geri çekilmişti. Zaten çocukluğundan beri anlatılanlarla dini sevdirmek yerine korkutmuşlardı. En fazla da günah işlersen Allah seni cehennemde yakar sözüydü. O da sadece yanmamak için yaptıkları samimi değildi işte. Kur'an-ı Kerim'i artık usulüne uygun öğrenmeye başlamıştı. Ayrıca namaz da kılmaya çalışıyordu. Ama çevresindekiler kıldığın namaz boş, sen örtünmedikten sonra günaha giriyorsun diyorlardı. Bu da kendisiyle yaratıcısı arasında içten içe kavgaya sebep oluyordu. Madem kabul olmuyordu, örtünmek de zor geldiği için namaz kılmayı bıraktı. Babası zaman zaman dini o kadar güzel anlatırdı ki, incitmeden, korkutmadan onun sayesinde tekrar başladı namaza. Bir de aklını karıştırıp ümitsizliğe düşüren insanlar olmasa, babası bu durumunu görüyordu. Bir gün zamanı geldi, kapan kızım demişti. Babasını kırmamak için kendince kapandı ama istediği yerde yalan yanlış kapanıyor ve açıyordu. Eğer babası zorlasaydı asla bunu da yapmazdı. İslami sohbetlerde bulunmaya başladı. Arayış içindeydi ama aklı hepten karışmıştı. Aynı ilimde farklı kurallar vardı. Madem tek doğru, tek doğruda neden ayrılıyorlardı? Dinlediklerinden etkilenmiş ve kapanmıştı. Ama ne kapanma. Yolda yürürken iki kadın ona baksana, gencecik yaşta kendini paket yapmış diyerek laf atmıştı. Çok üzülmüştü. Öğrendiklerini uygulamaya çalışırken hem ailesine hem de çevredekilere zarar verdiğini, üzdüğünü fark etmesi zaman almıştı. Altyapısı eksik olan bilgi de ancak bu kadar olurdu. Tepkiler çoğalmıştı. O da bunların altından kalkamadığı için sinirleri harap olmuştu. Gereksiz bağırıyor, ağlama krizlerine giriyordu. Böyle olmayacaktı. Kendisi çeşitli kaynaklarla araştırmaya başladı. Araştırdıkça tam tersi İslam'ın hoşgörü dini olduğunu öğrendi. Aydınlanmaya başlanmıştı ama yıllarını almıştı. Artık her yaptığını Rabbinin rızası için yapıyordu. Onun rahmetinin günahlarımızdan daha büyük olduğunu, umudu yitirmemek gerektiğini, duaların geri çevrilmeyeceğini, lütfunun sonsuz olduğunu öğrendi. Akıl almaz rüyalar görüyordu. Hiç duymadığı, bilmediği, geçmişe iz bırakmış Allah dostlarının isimlerini, nerede kabirlerinin olduğunu hepsini rüyasında görüyor, araştırdığında da aynen çıkıyordu. Ayrıca onun büyük korkuyla uyanmasına sebep olan rüyalar da devam ediyordu. Kurtulamıyordu bir türlü bu rüyalardan. Annesinin hastalığı ilerlemişti. O kadar çok üzülüyordu ki onu kaybetme düşüncesi, bir de evde dolaşan birilerini görüyordu karartı şeklinde. Tam bir ay gördü. Annesini kaybetmişti. Mümkün değildi. Onun onanı nasıl elinden alırdı?
Yaşı çok gençti, ölemezdi. İsyan ediyordu. Dünyası yıkılmıştı. O da altında kalmıştı. Madem annesi toprak altındaydı, yiyip içmiyordu, kendisi de yemeyecekti. Gün ışığı görmüyordu, kendisi de görmeyecekti. Odasına kapanmıştı, yemiyordu. Sürekli okuyordu. Çok zayıflamıştı. Hasta olmuştu. Sürekli kendinden geçiyordu. Kendini öldürmeyi düşünüyordu. Ancak ona öyle kavuşacaktı. Birkaç kez denemeye de kalkmıştı. Rabbinin intihar edeni affetmeyeceği sözü aklına gelince kavuşması daha da imkansız olduğunu düşünerek vazgeçiyordu. Bir sabah uyandığında mahalleden 3 kişi ölecek demişti ve öyle de oldu. Ölüm kokusunu alıyordu sanki. Çok yorulmuştu. Tuhaftır, onu her gece gördüğü, peşinden kovalayan kabusları da görmüyordu artık. Uzunca bir süre de rüya görmeyecekti zaten. Ailesi, özellikle de babası, çevresi, onu düşünen arkadaş ve dostları ne diller döküyordu dışarı çıkarmak için ama mümkün değildi. Bu halini anlamayan insanlar ise delirdi deyip geziyorlardı. Herkesin acıya ve bunu kaldırma gücü farklıydı. Büyük bağlıydı işte, nereden anlasınlar? Ölenle ölünmezdi. İşte Sevinç ölmüştü, ölenle hem de bir ömür. Bir yıl olmuştu sokağa çıkmayalı, ikna olmuyordu. Bütün anneler ölsün istemişti. Hiç kimse o kelimeyi kullanmasın istiyordu. Bir yılın sonunda babası onu ikna etti ve kardeşleriyle birlikte tatile götürdü. Onu ilk defa görenler halinden korkmuşlardı. Bir deri bir kemik kalmıştı. Yavaş yavaş sokağa çıkmaya, insanların olmadığı yerlerde kendiyle baş başa kalacağı şekilde yürüyüşler yapmaya başlamıştı. Sonradan öğrendiğine göre bir dostu haline o kadar çok üzülmüştü ki hac ziyaretinde onun için çok dua etmişti. Muhtemelen onun etkisi olmuştu. Sevinç annesinin tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Çünkü ağlama krizlerine giriyordu ve asla anne kelimesini kullanmadı. Ölümünden 5 yıl sonra en sevdiği mesleği yapmaya başladı. Babasıyla yaşıyordu. Onun için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tam 9 yıl, dile kolay 9 yıl geçmişti. Bir akşam oturuyorlardı. Babası arkası dönük televizyon izliyordu. Ona öylece bakıp "Rabbim iyi ki var, şükürler olsun" demiş. Sonra da içine büyük bir acı oturmuştu. Bir ay bu duygu çıkmadı. Üstelik yine evde gölgeler şeklinde dolaşan silüetler görmeye başladı. Kafasını çevirdiğinde kayboluyorlardı. Babası hızla zayıflamaya başlamıştı. Çeşitli doktorlara götürdüler ama hiçbir şey olmadığını söylüyorlardı. Bir gün gece yarısı babasını çok kötü halde buldu. Tansiyonu 4'e 3'e düşmüştü. "O halde bile bir şeyim yok, geçer" demişti. Acil hastaneye kaldırdılar. Ameliyata alınmıştı. Ameliyatta kalbi durmuş, yeniden çalıştırmışlardı. Aynı acıları yaşamak istemiyordu. O gece ona asırlar gelmişti. Ne çok dua etmişti ama. Bir hafta sonra evdeydi. Tüm kardeşleriyle birlikte titizlikle üzerine titriyorlardı. Biraz düzelir gibi oldu, kendine geldi. Bunu fırsat bildiler, bir profesörden randevu alarak muayene için gittiler. Teşhis konmuştu, kanserdi. İyi de o kadar doktora gitmişlerdi. Üstelik bir yıl boyunca hani bir şeyi yoktu? Hastanedeydiler artık. Sevinci kardeşleri ikna etmişti. Umut kesilmez, kendine gel. Sanki biz üzülmüyor muyuz? Evet, umut etmek lazımdı ama kahrediyordu işte. Hastanede durumu günden güne kötüleşince hem babasına belli etmemek hem de avazı çıktığı kadar bağırmamak için hastane koridorlarındaki hali herkesin dikkatini çekmişti. Babası 2 ay sessizce yattı. Canı yandı. Nasıl şikayet etmedi, sabretti. Gözlerindeki bakışlar zaten her şeyi anlatıyordu ki. Yine ne çok dua etmişti. Bu sefer Rabbi geri çevirmezdi. Gece gündüz hep yanındalardı. Uyku uyumadan, uyusalar sanki bir şey olacaktı. O gün eve gelmişti. Babası için organik et suyuna çorba yapacaktı. Hiçbir şey yemiyordu zaten. Belki iyi gelirdi. Düdüklüye tavuğu koymuş. Telefonun alarmını da kurmuştu. Uykuya dalmıştı. Herkes uykudaydı. Yatak ayak ucuna bir kadın gelmişti. İçeri sızan ışıkla görüyordu. Gözlükleri vardı.
ona hadi kalk ocağa bak dedi. Önce kız kardeşi sandı ve gerginlikle ben alarm kurdum zamanı gelince kalkarım dedi. Kafasını kaldıramıyordu. Gözleri kapanırken tekrar aynı şeyi söyledi. Kalk ocağa bak. Birkaç kez tekrar etti. Sinirle git diyorum dedi. Bağırınca ona öyle derin baktı ki içinde bir şey koptu sanki. Sonra kapıdan çıkıp gitti. Onun gidişiyle aniden kendisine geldi. Saat çoktan gece yarısını geçmişti. Eyvah, yataktan öyle fırladı ki mutfağa gittiğinde tencerede su kalmamıştı. Çorba yapamayacaktı. Çok üzüldü, ağladı. Kız kardeşinin de küçük bebeği vardı. Onun yanına gitti. Hemen beni kaldırmaya çalışana kadar kendin kapatsaydın ya. Bağırmaya başladı. Uykuda olan kız kardeş de uyanmıştı. Benim bir şeyden haberim yok. Yanına gelmedim dedi. Sonra evde kim varsa tüm odaları dolandı. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu. Bir de olağan gibi davranıyorlardı. Belki de onu rüya gördüğünü düşündüler ama çok açık görmüş, konuşmuştu. O gece onun haricinde yaşananlar da aynen şöyleydi. Kız kardeşi bebeğini emzirirken odanın kapısı hızla çarparak tekrar aralanıyor. O aradan uzun boylu birinin ancak eteğini görebiliyor. Evde olan köpek ise inleyerek kaçıyor. Sabaha karşı yaşanan sırayla bu olayların biri de diğer kız kardeşi uyurken ismini söyleyerek uyandırıyorlar. Gün ağarmaya başlarken de tüm tanıdıkları odasına girdiğini hatırlıyor. İşte o an hiçbir şey duymamak için kulaklarını kapatıyor. Babasını da kaybetmişti. Acısını sessiz yaşayan Sevinç bu kez bağırarak öyle isyan ediyordu ki sakinleştirmek mümkün değil. Kocaman bir boşluğun, karanlığın içinde girdaba kapılmıştı. Hiçbir şey düşünmeden kendinde yok oluyor. Babasının soğuk yüzüne bakmadı. Onu öyle görmek istemedi. Görse ömür boyu gözünün önünden gitmeyecekti. Başka şehirden memleketlerine cenaze aracıyla getirdiklerinde o yol bitmek bilmedi. Yürüyerek gittiği hastaneden bu şekilde dönmesi yakışmamıştı. Ev yine insanlarla dolmuş, herkes kendi telaşındaydı. Aklı durmuştu işte, yine başa dönmüştü. Çok hastalandı, uyku ilaçlarıyla uyutuluyordu. Çıldıracaktı, iknalar çare değildi. Duymuyordu zaten hiç kimseyi, görmüyordu. Sevdiklerini hiç kimse elinden alamazdı, nasıl alırdı, çok isyan etti. İyileşsin diye çok dua etmişti. Hani Rabbi edilen duaları geri çevirmezdi. Kendisini sevmiyor muydu? O zaman bir daha dua etmeyecekti. Bir de insanların sen inanan bilen birisin. Böyle söyleme dediklerinde her birinin nefretle bakıyordu. Nereden bileceklerdi ki ne yaşadığını? Söylemesi kolaydı. Düşünme yetisini biraz daha kazandıktan sonra söylediklerine isyanlarına çok pişman olmuştu. Neden mi? İşte yaşadığı bu olay. Arkadaşı gelmiş, Sevinç'in halini hiç iyi görmemişti. Dini ilimde ileri olan bir hocasını aramış, Sevinç'in durumunu anlatmış, ondan dua istemiş, babasıyla görüşsün demişti. Gece panikle uyandı, bağırmaya başladı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Herkes uykudaydı. Rüyasında ama gerçek gibiydi. Evlerinin salonundaydılar ama şimdiki düzende değil. Herkes sandalyelerde oturuyor, ev kalabalık. Birden duvar açılıyor, geliyor geliyor sesleriyle büyük bir ışık hüzmesi beliriyor. Işıklar içinde telefon çalıyor. Açtığında karşısındaki babası. Alo dediğinde heyecanı anlatılamaz. Neredesin baba? Çok güzel bir yerdeyim. Buralar o kadar güzel ki. Senin cennet hayallerin vardı ya, hepsi fazlasıyla burada. O kadar çok şey konuştular ki. Sonra Sevinç, biz ne zaman geleceğiz diye sordu. Babası sustu, cevap vermedi. Tekrar tekrar sorduğunda ise babası telefonu kapattı. Ertesi gün arkadaşı arayıp evdekilere Sevinç'in rüya görüp görmediğini sormuş. Onlar da rüyayı anlatmışlar. Çok şükür dedikten sonra hocasına gördüğü rüyayı anlatmış. Artık böyle sırlı olaylar yaşamak istemediği için mi, yoksa beynine gizli emir verdiği için mi yıllarca rüya görmemiş?
Aradan 10 yıl geçmesine rağmen ne anne ne baba kelimesini kullanmamış. Allah'ın bize gösterdiği, yaşattığı, akıl almadığı birçok hikmetler yaşamaktayız. Allah'ın yaratıcı gücü karşısında sebep aramak doğru değildir. O ne hükmetmişse o olur. Allah her şeyi en iyi bilen ve bildirendir. Belki de şer bildiğimiz olayların sonunda hayır vardır. En güzeli Allah'ın hükmüne teslim olmak ve en güzel olana tabi olacak bir yaşam sürmektir.